İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kharberd'deki 3000 yıllık Hıdır Baba höyüğüne defineciler zarar verdi. Batı Ermenistan'ın Siirt ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir günde 3596 koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 8 kişi öldü. Libya'nın Batı güçleri Trablus havalimanını işgal etti. Rusya Federasyonu'nun Kuzey Suriye'de yeni bir askeri üssü olacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Nora Mardirosyan'ın Artsakh üzerine çektiği film Cannes Film Festivali programına dahil edildi. Batı Ermenistan'ın Kharberd, Elazığ'da geçmişi 3000 yıla dayanan ve Urartılar döneminden kaldığı değerlendirilen Hıdır Baba höyüğü, kaçak defineciler tarafından farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar gördü. Şu ana kadar 7 şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte biri 4 metre, diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi. Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındı. Batı Ermenistan'ın güneydoğusundaki Siirt ilinin Baykan ilçesinin 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya yönelik bir operasyonla bağlantılı olduğu söyleniyor. Valilikten yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının PKK'ya karşı güvenlik operasyonları sırasında güvenlik gerekçesiyle getirildiği ifade edildi. Kaynağa göre sokağa çıkma yasağı süresiz olarak açıklandı ve valilik iptal hakkında ek bir mesaj yayınlayacak. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan habere göre 5 Haziran saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 596 kişi yeni koronavirüse yakalandı. 5 Haziran'da toplam 11.817 koronavirüs vakası doğrulandı. Toplam test sayısı bir günde 1702 olmak üzere 65.161'dir. Şu anda 547 kişi artışla 8.052 kişi tedavi ediliyor. Son verilere göre son günde 45 kişi olmak üzere 3513 kişi iyileşti. Toplam 7 artışla 183 hasta öldü. Koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulan bir kişinin ancak başka bir hastalıktan dolayı öldüğü bildirildi. Bu tip vakaların toplam sayısı 69'dur. Razminfo Ajansı'nın Al-Cezira'ya atıfta bulunarak verdiği habere göre Ulusal Anlaşma Hükümeti'nin basın sözcüsü Albay Muhammed Kanun'u yaptığı açıklamada Libya'nın batısında faaliyet gösteren Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne bağlı kuvvetlerin 4 Haziran'da Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Ulusal Anlaşma Hükümeti'nin dün yaptığı açıklamada havaalanını ele geçirmek için yeni bir askeri operasyon başlatacağını duyurduğunu hatırlatalım. Trablus Uluslararası Havaalanı daha önce General Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından kontrol ediliyordu. Temmuz 2014'te Libya Ulusal Ordusu ile İslamcı gruplar arasında büyük çatışmalar yaşandı. Libya'daki Birleşmiş Milletler misyonunun 1 Haziran'da Libya'daki çatışan tarafların ateşkesle ilgili görüşmelere devam etmeyi kabul ettiklerini açıkladığını da ekleyelim. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kendi kaynaklarına atıfta bulunarak verdiği bilgiye göre 2 Rus helikopterinin uçtuğu Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasaka eyaletinin Malikiya yerleşimine 12 Rus zırhlı aracı hareket etti. Kaynak, Malikiya'nın kuzeybatısında bulunan Hasır Dib köyünde yeni bir Rus askeri üssünün inşa edildiğini belirtiyor. Birkaç gün önce Rus kuvvetlerinin bu köyün okuluna birkaç radar yerleştirdiği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2019 yılına kadar Hasaka'da bir hava üssüne sahip olduğunu belirtelim. Hava üssü koalisyon helikopterleri ve uçaklarını barındırıyordu ve Ekim 2019'da ABD, Suriye'den kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak hava üssünü ve pistini tahrip etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1972 yılında 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak ilan etti. Genel Komisyon verdiği kararında dünya devletleri ve Birleşmiş Milletler örgütlerini her yılın o gününde insanları çevre korunması ve iyileştirilmesine olan bağlılığını teyit edecek etkinlikler düzenlemeye çağırdı. Gün, uluslararası çevre takvimindeki en önemli bayramlardan biri haline geldi ve her yıl 150'den fazla ülkede kutlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Günü'nü resmi olarak tatil takvimine ancak 2004 yılında dahil etti. 5 Haziran günü ülkemizin vatandaşlarını bilgilendirmek ve dikkatlerini zengin flora ve faunası olan eşsiz ülkeler arasında yer alan Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki doğa koruma süreçlerine çekmek için bir başka fırsat yaratmaktadır. 73. Uluslararası Cannes Film Festivali'nin programına Fransa'da tanınan Ermeni yönetmen Nora Mardirosyan'ın Eğer Rüzgar Ese adlı filmi dahil edildi. Festivalin web sitesine göre film The First Features programına dahil edildi. Ginoashark.im'a göre Artsakh konulu film Ermenistan Cumhuriyeti, Belçika, Fransa arasında ortak bir yapımdır. Eğer Rüzgar Eserse filmi Nora Mardirosyan'ın ne kadar da ilk uzun metrajlı filmi olsa da Nora Mardirosyan sinema dünyasında tanınmış bir isim. Onun çektiği Akıntı ve 1937 adlı filmleri Pompidou Sanat Merkezi koleksiyonunda yer alıyor. Film Artsakh ile ilgili, Artsakh'ta büyük ölçekli çekimler gerçekleştirildi ve filmin yaratılmasında Ermenistan Cumhuriyeti'nden yaratıcı ve teknik destekli ekipler yer aldı. Önceki gün festivalin başkanı Pierre Lescure ve müdür Thierry Fremaux bu yılki 73. Uluslararası Cannes Film Festivali'nin yarışma filmlerinin resmi seçim sonuçlarını açıkladı. Çeşitli yarışma programlarından seçilen 56 film sinemalarda ve bazı festivallerde gösterilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Himael Larenk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.